Hüküm yazılıyken kara tahtada, insan yine çare arar ecele. Gençlik bir anlık gelip geçici süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın, emek yüzüstü. Toplayın eşyamı, işim acele eder. Necip Fazıl bir şiirinde. Muhteşem bir şekilde anlatır ölümü. Dünya hayatını, gençliği ve hayatın nihayetine çok nefis dokunuşlar yapar. Evet, bugün burada, fani alemde sabahleyin olan belki farklı düşüncelerle hastaneye getirilen ama hani adım attığımızda bir öte geçtiğimiz, yine şairin ifadesi vardır ya, bir adım atarsınız sevdiklerinizin yanına geçersiniz veya sevmediklerinizin yanına diyor. Dünya bu kadar basit bir şey aslında. Bir nefes alıp vermeme, bir adım atıp öbür tarafa geçme. Ahiret anlamında konum atar da eğer dünyayı öyle değerlendirirsek, dünyanın bir anlamı yakın yer anlamına gelir. Bu demektir ki ahirete yakın. Aslında hepimiz ahirete yakınız. İşimize gelmese de, düşünmesek de, umursamasak da her birimiz ahirete yakınız. Ve bu yakınlığı hiçbir şeye uzak etmiyor. Ne gençliğimiz, ne makamımız, ne zenginliğimiz, ne servetimiz. O yüzden biz inanan insanlar olarak yine hatırımızdan ahireti çıkarmayalım. Ölümle yaşanmaz sürekli, ağzımızın tadını kaçırır ama ya bazen de dünyaya daldığımız zaman ölümü de atmayalım ya bana. Dursun bir kenarda. Bizi frenler elimizden tutar, bir taraftan çekiştirir, hata etmekten bizleri muhafaza eder. Ben özellikle geride kalan sevgili evlatları adına buralara kadar gelip zahmet eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah emeğinizi karşılıksız bırakmasın. Sizin de kederli gününüzde sevdiğiniz dostları yanınızda kalsın. Ve sizler adına ben bu aileye de başsağlığımı niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Bir annedir, kolay değildir. Yardır, yarendir, eksikliği mutlak anlamda hissedilir. Bu bir vaka. Ama bizden Cenab-ı Allah nasıl verdiyse tekrar alma güç ve kudretinde elinde bulunduğu. Ve ben bu duygu, bu düşünce içerisinde yerde kalanlara tekraren Rabbimden başsağlığı niyaz ediyorum. Allah-u Teala sabrı cemil ihsan eylesin. Güçlü bir varlığız, biz dayanırız. Ne olursa olsun. Ve ben bu duygu, bu düşünceler içerisinde efendim, buradan belki mezarlığa gidemeyecek, işine dönecek olan sevgili kardeşlerimiz vardır. Hanımefendiler de dahil olmak üzere bu merhumeye dünyaya ait olan, ahirete ait olan haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz efendim. Helal ediniz. Allah razı olsun. Hatırlatma bağlı.